Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıf trafik güvenliği dersinin 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. 1. soru. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 15 puan değerinde. A. Motosiklette ilk yardım malzemelerinin bulundurulması zorunlu değildir. Bu ifademiz doğrudur. B. Tramvayı süren kişiye batman denir. Bu ifademiz de doğrudur. C. Yük taşıtı ile yolculuk yapılmamalıdır. Bu ifademiz doğrudur. D. Hafif yaralanma ve sıyrıklarda yaranın temizlenmesi için antiseptik solüsyon kullanılır. Bu ifademiz doğrudur. E. Trafik kazaları çevre kirliliğine neden olmaz. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. F. Kırık ve çıkıklarda yaralıyı hareket ettirmeye çalışmak büyük bir hatadır. Bu ifademiz doğrudur. G. 112 acil çağrı merkezi aranarak yardım istendiğinde doğru bilgi verilmesi çok önemlidir. Bu ifademiz de doğrudur. H. Karayolunda bisiklet kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Bu ifademiz yanlıştır. I. Kısa süreli yolculuklarda emniyet kemeri takılmasına gerek yoktur. Bu ifademiz yanlıştır. C. Taşıklarda ilk yardım çantası kolayca erişilebilecek bir yerde bulundurulmalıdır. Bu ifademiz de doğrudur. İkinci soru. Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz. 15 puan değerinde. Kelimelerimize bakalım. Toplu taşıma, üçgen, yardım, yaralanmalarda, hayati. A. Tehlike uyarı işareti genel olarak nokta nokta şeklindedir. Arkadaşlar, boşluk olan yere üçgen kelimesi gelmelidir. Tehlike uyarı işareti genel olarak üçgen şeklindedir. B. Trafik yoğunluğunun azalması için nokta nokta araçları tercih edilmelidir. Arkadaşlar, boşluk olan yere toplu taşıma gelmelidir. Trafik yoğunluğunun azalması için toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. C. Sıyrık, çürük, ezik ve bunun gibi hafif, nokta nokta, basit ilk yardım müdahalelerini kendimiz de yapabiliriz. Arkadaşlar, boşluk olan yere yaralanmalarda kelimesi gelmelidir. Sıyrık, çürük, ezik ve bunun gibi hafif yaralanmalarda basit ilk yardım müdahalelerini kendimiz de yapabiliriz. D. Solunum nokta nokta bir fonksiyondur. Arkadaşlar, boşluk olan yere hayati kelimesi gelmelidir. Solunum hayati bir fonksiyondur. E. Hafif yaralanan kişi arkadaşlarından, aile büyüklerinden ve öğretmenlerinden nokta nokta istemelidir. Arkadaşlar, boşluk olan yere yardım kelimesi gelmelidir. Hafif yaralanan kişi arkadaşlarından, aile büyüklerinden ve öğretmeninden yardım istemelidir. Üçüncü soru. Aşağıdaki görsellerin altlarına ilgili ifadeleri yazınız. 10 puan değerinde. Arkadaşlar, kelimelerimize bakalım. Büyük sargı bezi, antiseptik solüsyon, turnike, tıbbi eldiven, plaster. Arkadaşlar, görselimizdeki plasterdir. Bu görselimizdeki tıbbi eldivendir. Bu görselimizdeki arkadaşlar turnikedir. Bu görselimizdeki antiseptik solüsyondur. Bu görselimizdeki de büyük sargı bezidir. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 5 puan. 4. soru. Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir? A. Deniz yolu ulaşımı. B. Hava yolu ulaşımı. C. Karayolu ulaşımı. D. Demir yolu ulaşımı. Arkadaşlar, süresi kısa olduğu için hava yolu ulaşımı tercih edilir. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? A. Trafik kurallarına uymak. Arkadaşlar, bu trafik kazalarının sebeplerinden biri değildir. Diğerlerine de bakalım. B. Uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmak. C. Alkol etkisindeyken trafiğe çıkmak. D. Hız kurallarına uymamak. Cevabımız A şıkkıdır. 6. soru. Trafik kazasına sebep olan en önemli unsur hangi seçenekte verilmiştir? A. Olumsuz hava koşulları. B. Trafik kurallarına uyulmaması. C. Yol kusurları. D. Taşıt kusurları. Arkadaşlar, cevabımız B'dir. Trafik kurallarına uyulmaması en önemli unsurlardandır. 7. soru. Bisiklet, kaykay, scooter, paten ve
kızak gibi oyun araçları nerelerde kullanılmalıdır? A. Trafiğin yolun olmadığı yerlerde. B. Mahallede bulunan sokaklarda. C. Trafiğe kapalı oyun alanlarında. D. Caddelerde. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Trafiğe kapalı oyun alanlarında. 8. soru. Ulaşım türü ve araçları tercih edilirken hangisine dikkat edilmez? A. Ulaşımın güvenli olmasına. B. Ulaşım süresinin kısa olmasına. C. Ulaşım aracının rengine. D. Ulaşımın fiyatına. Arkadaşlar ulaşım aracının rengine bakılmaz. Cevabımız C şıkkıdır. 9. Hangi kurumun trafikle ilgili görevi yoktur? A. Kültür ve Turizm Bakanlığı. B. Sağlık Bakanlığı. C. Emniyet Genel Müdürlüğü. D. Milli Eğitim Bakanlığı. Arkadaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevi yoktur. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarının tercih edilme sebeplerinden değildir? A. Trafik yoğunluğunu azaltması. B. Çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlaması. C. Belediyelere gelir sağlaması. D. Ulaşımın maliyetini düşürmesi. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. 11. soru. Hangisi trafik kazaları nedeniyle oluşan sorunlardan değildir? A. Çevre kirliliği oluşur. B. Ekonomik kayıplar olur. C. Karayollarının iyileştirilmesi sağlanır. D. İnsanlar psikolojik sorunlar yaşar. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Karayollarının iyileştirilmesini sağlaması sorunlarından değildir. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan doğru davranışlardan biridir? A. Taşıtlara binerken sırayla binmek. Arkadaşlar taşıtlara binerken sırayla binmek doğru davranışlardan biridir. Biz diğerlerine de bakalım. B. Taşıt içerisinde bir şeyler yemek. C. Koltuğun üzerine adımızı yazmak. D. Yüksek sesle konuşmak. Arkadaşlar doğru olanı sormuştu. Cevabımız A şıkkıdır. 13. soru. Gerekli durumlarda 112 acil yardım merkezini arayarak yardım çağırmak için hangisi söylenemez? A. Bir insanlık görevidir. B. Yasal bir zorunluluktur. C. 18 yaşından büyükler yapmalıdır. D. Sakin bir şekilde cevap verilmelidir. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. 14. soru. İlk yardım ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İlaç kullanılır. B. Tıbbi olmayan geçici uygulamalardır. C. Olay yerinde mevcut imkanlar ile yapılır. D. Amacı tedavi etmek değildir. Arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır. İlaç kullanılır ifadesi yanlıştır. 15. sorumuz. Aşağıdaki malzemelerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz? A. Çengelli iğne. B. Küçük makas. C. Tırnak makası. D. Sargı bezi. Arkadaşlar tırnak makası ilk yardım çantasında bulunmaz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.